Ben şu anda devletin en üst tepelerinde çok olağanüstü toplantılar yaşandığını düşünüyorum. Bu yaptığı videoda Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bahsediyor. Tabii Erdoğan hakkında olumsuz bir cümlesi yok. Ama biliyorsunuz Berat Albayrak, Serhat Albayrak, işte şimdi de Süleyman Soylu ile ilgili sert iddiaları vardı. Şimdi Erdoğan hakkında da şöyle bir durum var. Diyor ki Süleyman Soylu'ya, Tayyip abinin altını oyduğunu herkes biliyor. Tayyip Bey siyaseti bıraksın, ben de bırakacağım diyorsun. O zaman o kadar küfür ve hakareti niye ettin diyor. Ya Tayyip Bey'in altını oymak ve Süleyman Soylu ne demek? Şimdi bunu uzun süredir söylüyorlar. Bu Türkiye'deki hem partinin içerisinde hem de genel olarak dışarıda şöyle bir şey var. Buna da itirazım var tabii. Ya Erdoğan hep kandırılıyor. Erdoğan yani düşün dünya lideri. Türkiye'de lider. Milyonlar peşinden gidiyor. Ama etrafı kuşatılmış ve herkes yanlış rapor veriyor. Erdoğan da inanıyor. Erdoğan'ı siz şey mi zannediyorsunuz? Ben şunu söyleyeyim. Orada Erdoğan'la kavga etmemek için ve Erdoğan'ın yanına almak için hamle yapıyor aslında Sedat Peker. Şunu kabul edelim. Erdoğan tek bir yerden haber alacak bir adam değil şeye. Yani Erdoğan'a bir kaynak anlatıldığında ya da bir rapor verildiğinde onu teyit edecek bir adam. FETÖ'cülere geleceğiz biraz sonra mallarının nasıl çöküldüğünü olarak 2016'dan beri Türkiye anlatıyor. Sedat Peker onu da anlatıyor. Çok bir şey anlatıyor. Ne diyor? Diyor ki çok basit. Bu milyarlık FETÖ'cülerin, milyonluk FETÖ'cülerin mal varlıklarının yarısının kime gittiği tapu kayıtlarından bellidir. Şimdi oradan da Erdoğan açısından da Cumhurbaşkanı, Erdoğan en tepedeki tek adam, Türk tipi başkan değil mi? Şeyde İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanlığının sözcüsü. Belli kardeşim. Elinizde belgeler var. Gereğini yapın. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili gereğini yapın. Bunu gereğini yapmanın yolu şudur. Ya istifasını istemektir ya görevden almaktır. Ya da Süleyman Soylu istifa etmektir. Bu işin soruşturulmasıyla ilgili özgür bir ortam yaratılmasının ve soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için iç işlerin başından alman gerekir. Niye? Çünkü emniyet müfettişleri yönetecek bu işi soruşturmayı. Bunu yürütürken başındaki iç işlerinin bakanına karşı nasıl yapacaklar bunu? Bunun adını koyalım. Peki FETÖ'cülerin mallarına çökmek gibi bir kavram oldu. FETÖ'cüler ya aslında bunlar kim diye bir düşünüyoruz, bakıyoruz ki FETÖ'cü olmadığını da iddia ediyor Sedat Peker. Azeri bir iş insanının işte o Bodrum'daki limanla ilgili de iddiaları var. Ve o aslında kavganın da buradan başladığını iddia eden başka gazeteciler de, başka yorumcular da var. Azeri iş insanından başlayarak. Şimdi o detaya biz daha önce girdik. Hemen Ayet Arakçı açtığı için ben hani daha önceki videomuzu izlerseniz görürsünüz. Şimdi uzatmak istemiyorum oraları. Ama ciddi anlamda orada hani Sedat Peker olmadığını iddia etti. Sedat Peker'in bir açıklaması var. Hadi Özışık'la Süleyman Özışık'ın isimlerini karıştırdım diyor, bilginiz olsun. Onu da hemen söyleyelim. Şimdi bir ara evet Ruşen yok, Çakır'dan yok. Da bahsediyor. Ruşen Çakır'ın da adını geçiriyor. Ondan sonra da evet Hadi Özışık'tan da bahsetti ama o Hadi Özışık neymiş? Kardeşi miymiş? Diyor ki asıl Hadi Özışık'ı kastetmiş. Peki şimdi bir tarafta da şöyle bir şey de var. Hani hani demin dedim ya işte Pelikancısı, Ağarcısı, Süleymancısı hani nedir ulan diyor sarmışsınız Tayyip abinin çevresini, dünyaya bağlantısını kesmişsiniz şeklinde çıkış yapıyor. Ama diyor ki ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor diyorsun, insanlar intihar ediyor diyor. Aslında Sedat Peker ülkenin sosyal konularına da değinmeye başlıyor. Burası da ilginç. Yani evet sorunlarımız var, ekonomide sorunlarımız var, paramız sıkıntılı, işte Merkez Bankası iddiaları ortada, insanların enflasyon karşısında boynu iyice büküldü. Ve Sedat Peker bunları söylüyor aslında. Diyor ki sen diyor işine bak diyor Süleyman söylüyor. Senin görevin gazeteciye, parti başkanına, ona buna diye uzatıyor ve eşkıya mısın sen? Millet kuru soğana muhtaç oldu. Ayet Arakçı. Ne söylüyor onu da. Ya şunu söyleyeyim. Hem Mahzuni üzerinden hem Kovara üzerinden çok açık bir şekilde Türkiye soluna, Barış Akademisyenleri üzerinden aslında Türkiye soluna ve muhalefete bir anlamda sempati kazanmaya uğraşıyor. Bu anlaşılabilir bir şey. Bunu anlarım. Doğal olarak siz şimdi devletin üç önemli güç merkezine karşı bir söylemde, bir iddiada bulunuyorsanız, bu iddiaları bulunduğunuz andan Ferit,
cephenizi genişletmeniz gerekiyor. Desteğinizi büyütmeniz gerekiyor. Bakın bu şeye başladığında, videolara başladığında 70 binlerdeydi abone sayısı, 140 binlere falan çıktı. Takipçi sayısı 250 binlere doğru gidiyor. Çok çok ilginç. Bu şu gözüküyor yani. Ve videoları milyonlar izlenmeye başlıyor. Bunu sadece kendi YouTube kanalındaki videoları üzerinden görmeyin. Bir de diğerlerinin, işte bizim gibi gazetecilerin yaptığı videolar üzerinden bakarsanız, Sedat Peker'in izlenme olayları 20 milyonların üzerinde. Yani çok daha yüksek bir sayı var. Yani okunma bilmem neyi, yani toplumun en az büyük bir çoğunluğuna ulaşmış durumda ve toplumun yarısı da ilgiyle takip ediyor bunu. Ve bir şey söyleyeyim, dikkat edin, Sedat Peker'in bu açıklamalarıyla ilgili AK Parti teşkilatlarında şey yok, trollerde yanıt yok, kimse, herkes susuyor. Herkes izliyor. Herkes izliyor. Belki şimdi yavaş yavaş başlayabilir. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı da devreye girdi. Vallahi ben... Yani artık yavaş yavaş böyle bir algı... Ben şu anda devletin en üst tepelerinde çok olağanüstü toplantılar yaşandığını düşünüyorum Ferit. Olağanüstü toplantılar yapıldığını, bu toplantıyla ilgili kararlar alındığını, konuşmalar yapıldığını düşünüyorum. Bir dakika, Sedat Peker'e karşı kullanılan bu sert dil, o bahsettiğin toplantılardan sonra değişebilir mi? Yumuşayabilir mi? Hayır, böyle değişmez. Bir ihtimal var mı? Değişmez Ferit. Ama sadece şunu söyleyeyim. Zaten bir pazarlık yapmadığını Sedat Peker açık bir şekilde söylüyor. Kendisinde bir tane cezası olduğunu söyleyerek organize suç örgüt liderliği ile ilgili itirazda bulunuyor. Çok uzun süredir de yaptığı işler belli. Neden? Hem emniyet istihbaratı, hem milli emniyet istihbarat teşkilatı, hem diğer istihbarat teşkilatları Sedat Peker'in ne iş yaptığını biliyordur. Ve şunu söyleyeyim, diyorum ki çok açık bir şekilde İstanbul dönemde 2010'lu yıllardan sonra İstanbul'da emniyetin istihbaratının tepesindeki birinci adamın açıklamaları var. Diyor ki kesinlikle uyuşturucu içinde yok diye de net bir şekilde koyuyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Ama Sayın Soylu öyle söylemiyor. Sayın Soylu öyle söylemiyor. Ha şey işte... Uyuşturucuyla mücadele ettik diyor yani. Bak, ama bir şey söyleyeceğim. Soylu, uyuşturucu kullandığında söylüyor bu ama arada. Ama bak Soylu bu saatten sonra şunu söyleyeyim. Siz Soylu en sert şeyleri söyleyecek. Bak senin iftiralarına gelince senin gibi kalleşlerle ve müptezellerle yüzleşe Türkiye bu noktaya geldi diyor. Çok sert. Sana bir şey söyleyeyim mi? Arkadaş şimdi o zaman niye koruma verdin? Neden koruma verdin? Şimdi iddiasına göre Berat Albayrak kavgası, yani bunu bilmemek için şey mi olmak gerekiyor? Herkes biliyor bunu. Yurt dışına çıkartanın kendisi o olduğunu söylüyor. Niye bununla ilgili açıklama yapmıyorsun? Cenazede görüştüğünü söylüyor. Cenazede görüşüldüğünü söylüyor. 1,5 yıldır ben yurt dışındayım ama dava dosyasının hazırlanması 3 yıl diyor. Ya biri haber verdi. Şimdi sorun şu, burada ben aslında... Orası basit bir şey diyebilir belki. Daha önce verdik koruma, şimdi işte Ferit, bir olayını yakaladık. Bir saniye. O zaman FETÖ olayında da öyle olmadı yani. O zaman kokain kullanmıyor muydu Ferit? O zaman organize suç örgütü lideri değil miydi? He? Değil miydi? Şimdi mi oldu? Benimle ilgili konuşunca kötü oldun. Aa Ferit'le çok kankaydık. Ferit benimle bir gün benimle ilgili eleştiride bulundu. Ferit en lanetli adam oldu, öyle mi yani? Olmaz. E bir de bu devlet ya, ikimiz de, Ferit'le Ali'nin ilişkisi değil ki bu. Doğru. Ben vurulduktan sonra devletten koruma istedim. İçişleri Bakanlığı'nın en üst düzeyinde bakan yardımcılarıyla görüştüm. İstanbul Emniyet Müdürü'yle görüştüm. Asayiş Şube Müdürü'yle görüştüm. İstanbul'daki diğer emniyet müdürleriyle dilekçeler. Bana koruma vermediler Ferit. Hem de açık açık tehdit olmasına rağmen ikinci kez vurulacağımla ilgili olarak hedefe konulduğum halde verilmedi. Bana vermediniz. Ve bildiğiniz halde vermediniz. Bir şey daha söyledim. Dedim ki benim dosyamı soruşturan ekibi dağıttınız. Şimdi bu devlet ya. Yani diyorum ki çok açık bir şey adını koyuyorum. Bu devlet Sedat Peker'i bugün mü tanıdı? Dün de tanıyordu, ondan önce de tanıyordu. Ya bu Sedat'ı açık koyalım. Türkmen cephesinden Suriye'ye kadar. Sedat Peker oraya yardım ederken, alet, edevat, ne aklınıza geliyorsa gönderirken. Ya siz şey mi zannediyorsunuz? Sadece kurşun geçirmez yelek konuldu, pick-up konuldu, o jipler konuldu. Bunun içinde silah yok mudur zannediyorsunuz? Olmaması mümkün müdür?
Olabilir mi? Ben söyleyeyim, önümüzdeki videolarda yakında onu da açıklarsa onu da şaşırmayın.